Herkese merhaba arkadaşlar. Efeler Mahallesi'ndeyiz. 260 metrekare arsa içerisinde 3 artı 1 güzel bir villanın tanıtımı için geldim. Burası araç girişimiz. Biraz hava yağmurlu. Artık karanlık da çıkabilir. Evde elektrik de yok. Bu yüzden odalar belki biraz karanlık çıkabilir. Bunun için kusura bakmayın arkadaşlar. Burası araç girişimiz ve yaya girişimiz. İsterseniz üstü kapatılabilir. Girdiğimizde sağ tarafta geniş bir havuzumuz var. Geniş ancak havuzun şu an seramiği çok farklı yapılmış. Siz bunu göremiyorsunuz ama buradan gözüküyor. Çok güzel farklı bir seramik yapılmış arkadaşlar. Gayet ideal bir havuz boyutunda çok güzel bir havuzumuz var. Yan tarafta böyle kullanabileceğiniz, hobi bahçesi olarak değerlendirebileceğiniz bir bahçe alanımız var. Ön tarafta oturup ailenizle vakit geçirebileceğiniz bir alanımız var arkadaşlar. Ya da şezlong koyabileceğiniz bir alanımız var. Hava çok rüzgarlı. Çok aşırı rüzgarlı. Şu evi tanıtmıştık. Orası 3 milyon 600 bin lira. Şurası 2 milyon 300 satıldı. Burası 2 milyon 400 bin TL bu arada satış fiyatımız. 2 milyon 400 bin TL arkadaşlar. Hava çok rüzgarlı. Çok rüzgarlı. Arka tarafta da böyle bir alanımız var. Buraya bir masa bırakmışlar şimdilik oturmak için ama. Burada da güzel bir kamelya alanımız var. İsterseniz çok şık bir kamelya yapılabilir arkadaşlar buraya. İsterseniz çok güzel bir kamelya yapabilirsiniz. Zaten buradan girmiştik, bakmıştık. Burada da ufak bir yeşil alan var. Eğer siz yeşil alanı fazla istiyorsanız buradan bir iki seramik kaldırılabilir. Yani şuraya kadar kaldırabiliriz. Böyle yeşil alan olarak da kullanabilirsiniz. Çok şık bir kapımız var. Bu havada da sizin için çekim yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü artık o kadar şey oldu ki bazı abilerimiz, ablalarımız arıyor. Kardeşim hastalık haline geldi. Artık ev videosu izlemeden olmuyor diyor. Günlük video bekleyenler var. O yüzden çekime devam ediyoruz. Girdiğimizde sol tarafta mutfak kısmımız, sağ tarafta da salonumuz var. Şimdi metrekarelerine kadar ölçeceğiz. Akıllı sistem bir ev. Ancak şu an akıllı sistemini gösteremiyoruz. Neden? Elektrik yok. Elektrik yok. 5.16'ya 4.60 boyutlarında sadece salon kısmımız var arkadaşlar. Burada geniş bir pencere, burada da geniş bir pencere bırakılmış. Akıllı sistem kumanda panelimiz burada. Çalışmıyor. Keşke çalışsaydı. Audio marka. Gayet güzel. 60'a 120 seramik yerde kaplı. Burada da şık bir vestiyer var. Üst tarafında da dolap haline getirilmiş. Giriş kapısının hemen karşısında da bir lavabomuz var arkadaşlar. Çok böyle sade, temiz, düzgün bir lavabo olmuş. Gerçekten mükemmel olmuş. Hemen yan tarafında da geniş bir mutfağımız var arkadaşlar. Mutfaktan da bahçelerine çıkışımız mevcut. Mat beyaz dolap kapakları, siyah camlar, granitimiz siyah. Tezgah arası siyah yapılmış. Gayet güzel olmuş. Burada da bunlara ne deniyordu bilmiyorum arkadaşlar. Yorum kısmında yazarsanız çok yorur. Aslında köşelere konuluyor böyle. Buradan çekerek çıkartıp genelde kadınların çok sevdiği bir şey. İçine küçük küçük böyle malzemelerinizi koyup saklayabiliyorsunuz ama adını bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Biliyorsam da şu an unuttum. Artık bu yağmurda, bu selde, rüzgarda. Üst tarafları da spot ışıklar bırakılmış arkadaşlar. Bunları istediğiniz gibi raylı sistem, istediğiniz gibi çevirebiliyorsunuz. İstediğiniz yere çekebiliyorsunuz. Musluk da beyaz olmuş. Böyle farklı muslukları seviyorum. Gerçekten güzel. Çok farklı, ilginç bir musluk tipi kullanılmış orada. Ev güzel. Buraya istenirse bir masa bırakılabilir arkadaşlar. Yemek masası konulabilir. 60'a 120 mermer görünümlü seramiğimiz var. Buraya yemek masası bırakılabilir. Çok da güzel olacaktır. Dün bir abimiz de yorum yapmış. Kardeşim, laminantların da markasını söyler misin diye, inanın yazmıyor. Yani laminantların markası yazsa söyleyeceğim ama bilmiyorum. Her türlü laminant kullanılabiliyor. Yukarıya çıkış merdivenleri geniş. 2 tane sabit cam bırakılmış buraya arkadaşlar. Üst katlı 3 tane odamız. Bir ortak kullanım, banyo, lavabomuz var. Odalar dediğim gibi biraz karanlık çıkabilir. Bunun için kusura bakmayın. Çıktığımızda şık bir koridorumuz var. Koridorun hemen sağ tarafında, yani merdivenlerin sağ tarafında bir odamız var. O da biraz karanlık çıkabilir. 5.17'ye 2.95 arkadaşlar. 5.17'ye 2.95 boyutlarında bir odamız mevcut. Gayet güzel. Geniş, kullanışlı. 60'a 120 yine mermer görünümlü seramik. Burada su pompası için yer bırakılmış. Yani nedir bu su pompası? Kış aylarında çok üşüyorsanız buraya bir ısı pompası takıp diğer taraflara da kalorifer peteklerini takıp kullanabiliyorsunuz. Çevremiz gayet güzel. Burada lüks villaların olduğu bir bölgedeyiz. Hatta kapatmayalım, aydınlık içeriye yansısın. Kapılar da çok şık. Gerçekten çok güzel. Mat, lake, beyaz kapılar.
Yan tarafında da güzel bir banyo lavabomuz var. Gerçekten çok güzel olmuş. Banyo lavabo çok ilginç, çok güzel olmuş. Duşa kabin çok geniş. Buraya kadar geliyor. Yan tarafında çamaşır makinesi için yer yapmışlar. Gerçekten mükemmel olmuş. Ben bu kadar geniş bir duşa kabin beklemiyordum. Burada da ahşap renginde bir dolap bırakılmış. El yıkama yerimiz de yine beyaz arkadaşlar. Bak bu da güzel. Çok güzel. Yani böyle şeylerin düşünülmesi gerekiyor bence. Havluluk olarak değerlendirilmiş. Yani bir tane odamız var. Şimdi iki odaya da bakacağız. Boyutlarında yine güzel ama diğerlerinden biraz daha küçük bir oda arkadaşlar. Burayı değerlendirirken çocuk odası ya da misafir odası olarak değerlendirebilirsiniz. Diğer odalar biraz daha geniş. Hatta bundan sonraki bakacağımız ebeveyn banyolu. Girdiğimizde hemen sol tarafta ebeveyn banyo lavabomuz var. Burası ortak kullanım banyo lavabo kadar geniş neredeyse. Seramik seçimimiz yine aynı. Bu seramik banyo lavaboya yakışmış. Çok da güzel gözüküyor. Devamında da 3.45'e 3.99 boyutlarında bir oda var. 3.45'e 3.99 boyutlarında bir oda. Otomatik panjurlu, bunu gösteremiyorum. Doğalgaz tesisatımızı zaten söylemiştim. Klima tesisatları bütün odalarda mevcut. Gayet güzel. Bence şık, kullanışlı bir ev izledik. Artı bir de hem diğer odadan hem de buradan çıkabileceğimiz bir balkon var arkadaşlar. Saat 11'de çok şiddetli bir yağmur bekleniyor. Hatta Kuşadası'na şu an çok şiddetli de yağmur yağıyormuş. Artık burada ne olur bilmiyorum ama belki de bu bugünkü son çekimimiz. Bunun için kusura bakmayın, fazla bir video çekimi yapamadık bugün. Sabahtan beri yağmur yağıyordu. Şimdi de yağmur yağmaya başladı hatta. Arka taraflar komple karanlık. Akköy yağıyordur kesinlikle. O taraf komple karanlık. Gayet güzel bir ev izledik arkadaşlar. Bak bunu da gösterir misin Hakan? Burası filmli cam. Neden? Batı cephesi burası. Çok şiddetli güneş alır. Kapı çarptı bu arada. Söyleyeceğim kelimeyi de unuttum. Çok güneş buraya çok yansır arkadaşlar. Yani içeride rahat hisseder. Bu yüzden filmli cam kullanılmış. Çok da güzel olmuş. Bence değerlendirilmesi gerekiyor. Çevremizde tanıttığımız villalar var. Karşıda var mesela 2 milyon 200. Burada var 2 milyon 600. Orada var 2 milyon 700. Bu 2 milyon 400. 3 artı 1 kalite farkı var. Farklı bir artık arsalar hemen hemen aynı. Mesela karşıdaki 220 metrekare, buradaki 260 metrekare. Arsanız biraz daha geniş. Alıcısını bekliyor. Kanalımıza destek olmak için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim. Kendinize çok iyi bakın.